Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francesco, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros ile genel kabul oturumuna başkanlık etti. Vatikan'a yakın basın yayın organlarında Papa Francesco'nun ilk kez başka bir kilisenin ruhani lideriyle genel kabul oturumunu yönettiği belirtildi. Papa Francesco ile Papa II. Tavadros, Selefleri Papa VI. Paulus'la Papa III. Shenouda'nın 1973'teki buluşmasının ve iki kilise arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak açıklamanın 50. yılı dolayısıyla Vatikan'da bir araya geldi. İki kilisenin ruhani lideri Papa Francesco'nun çarşamba günleri Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı genel kabul oturumuna birlikte başkanlık ederek inananlara beraber hitap etti. Vatikan'a yakın basın yayın organlarında Papa Francesco'nun ilk kez başka bir kilisenin ruhani lideriyle genel kabul oturumunu yönettiği belirtildi. Papa Francesco, kendisinin Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri seçilmesinden kısa süre sonra 10 Mayıs tarihini her yıl Katolik Kıpti Dostluk Günü olarak geçirdiklerini ifade ederek, bugün hem bunu hem de seleflerinin bir araya gelişinin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi ve Papa II. Tavadros'a Katoliklerle Kıptiler arasındaki ilişkinin gelişmesine katkıda bulunduğu için teşekkür etti. Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros da köklerindeki ve bağlılıklarındaki farklılıklara rağmen İsa Mesih'e olan sevgilerinin kendilerini birleştirdiğini dile getirdi ve Papa Francesco'ya 2017'de Mısır'a yaptığı ziyaret için teşekkür etti. Genel kabul oturumunda Papa Francesco ayrıca Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros'u ve tüm inananları Ukrayna için dua etmeye çağırdı.